Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Etkiniz AB programının İnsan Hakları İzleme ve Göstergeler başlıklı webinarında birlikteyiz. Benim ismim Murat Çekiç. Etkiniz AB programında kapasite geliştirmeden sorumlu uzman olarak çalışıyorum. Bugün her zaman olduğu gibi Pelin Baykan bize işaret dili çevirisinde yardımcı olacak. Bugünkü konuğumuzsa Adem Arkadaş, Etkiniz ekibinden biri. Adem Arkadaş, Etkiniz AB programı sivil toplum ve savunuculuk uzmanı, pardon, sivil toplum ve izleme uzmanı. Adem bugün bize göstergelerden bahsedecek. İnsan hakları izleme çalışmalarının temel direği diyebiliriz belki göstergeler için. Tabii daha detaylı konuşacağız. Bir iki kısa hatırlatmamız olacak bu etkinlik başlamadan önce. Bu etkinliğin video kaydı alınıyor ve internetten, YouTube üzerinden yayınlanacak. Bu etkinlikte görüntünüzün kullanılmasını istemiyorsanız lütfen ekranınızdaki kamera kaydını kapatmayı unutmayınız. Etkiniz AB programının webinarları ve tüm etkinlikleri devam edecek önümüzdeki günlerde de. Aynı zamanda insan hakları izlemesi yapmak isteyen sivil toplum kuruluşlarına yönelik tüm desteklerimiz devam ediyor. Etkiniz adresinden, web sitesinden, www.etkiniz.eu internet adresimizden destek taleplerinizi yöneltebilirsiniz. Desteklerle ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. Aynı zamanda etkinizin sosyal medya kanallarını takip ederek YouTube'dan, Twitter'dan, Instagram'dan, Facebook'tan bizlere ulaşabilirsiniz ve tüm etkinliklerimizle ilgili daha fazla bilgi alabilirsiniz. Kısa bir, küçük bir anketimiz olacak. Arkadaşlarımdan rica ediyorum bu anketi bize göstermelerini. Tüm katılımcılarımıza soruyoruz. Sivil toplum örgütü tüm hak ihlallerini izliyor. Evet, hayır, hayır ama izlemek istiyoruz diye yanıtlarınızı bekliyoruz. Bu Etkiniz AB programının destekleri tamamen insan hakları izlemeye yönelik, hak ihlallerini izlemek, insan hakları alanındaki gelişmeleri izlemeye yönelik destekler ve göstergelerde bu izleme sürecin önemli unsurlarından biri. Bu süreçte hem katılımcılarımızı biraz daha fazla tanımak istedik, hem katılımcılar birbirini tanısın istedik. Yaklaşık %29'u evet yanıtı verdi, pardon %64'ü evet yanıtı verdi katılımcılarımızın. %13'ü hayır dedi, %22'si de hayır ama izlemek istiyoruz dedi. İşte şimdi tüm katılımcılarımız için Adem'e sözü vereceğiz. Bakalım bu göstergeler nasıl izleniyor? Göstergeler ne demek? Ve insan hakları izlemesi açısından önemi ne? Tüm sorularınızı, etkinlik boyunca sorularınızı, görüşlerinizi, yorumlarınızı chat bölümünden yazarak bize iletebilirsiniz. Toplantının sesini alamıyorsanız chat bölümünde bu konuda yönergeler sizinle paylaşıyoruz. Ve şimdi sözü sevgili Adem arkadaş Biber'e veriyoruz. Buyurun Adem. Teşekkürler Murat. Ben yaklaşık böyle 15 sene kadar önce aslında insan hakları izleme çalışmalarını zaten içindeyken göstergelerle, insan hakları göstergeleriyle aslında biraz tanıştım. Daha önce zaten işte projeler yaparken hep göstergelerden konuşuyorduk. Bir olayın başarılı olup olmadığını anlamak için gerekli araçlardan biri diye. Fakat insan hakları göstergeleri diğer göstergelerden biraz daha farklı olduğunu ve aslında insan hakları izleme çalışması yapacak, insan hakları ihlallerini izleyecek insanlar için olmazsa olmaz bir araç olduğunun farkına vardım. O yüzden de o süreden beri bu alanda özellikle dikkatimi çektiği için de çalışmaya gayret ediyorum. Sizinle aslında bir küçük sunum da hazırladım. Kolaylık olsun diye anlatırken. Onu paylaşarak devam edeceğim. Bu
Göstergeleri bir hesap verebilirlik aracı olarak aslında görüyorum ben insan hakları göstergelerini. Bu yüzden de hesap verebilirlik üzerinden aslında biraz gitmek gerektiğini düşünüyorum. Ne konuşacağız bugün? Tüm bu hesap verebilirlik, insan hakları izleme vesaire gibi temel kelimeleri kullanırken aslında insan hakları hukukundan biraz bahsetmiş olacağız. Ve insan hakları göstergeleri nedir, neden vardır, nasıl, kimler tarafından ne zaman uygulanması gerekir diye biraz konuşacağız. Çok sevdiğim bir özellikle izlemeyle alakalı ve göstergelerle alakalı da çok kullandığım bir alıntıyı da hemen burada paylaştım. Bir konuyu aslında göremiyorsak, yani bir insan hakları ihlalini eğer göremiyorsak genelde bu gözümüzden kaçıyor. O yüzden de insan hakları izleme hayati bir öneme sahip aslında. Ve bu çerçevede de göstergeler hayati bir öneme sahip ve göstergeler olmadan aslında izleme de çok iyi yapılamıyor. Temel olarak dediğim gibi insan hakları hukukundan girmek istiyorum. Hepimizin hakları var ve bu haklar çerçevesinde aslında bu insan hakları hukuku bize yasal belli tanınmışlıklar getiriyor. Bu insan hakları sözleşmeleri devletler tarafından da onaylandıktan sonra yasal düzenlemelere ve mevzuata geçiyor ülke içerisinde, her ülke içerisinde. İnsan hakları sözleşmelerinin kabul etmiş ülkeler içerisinde. Böylece de devletler aslında kendileri diyorlar ki bizim insanlara karşı insan hakları yükümlülüğümüz var. Bunu da yasal olarak kabul ediyoruz. Ve bizim yaptığımız şeyin izlenmesi gerekiyor diyorlar bir anlamda. Bunu yapacak kişiler de aslında teker teker bireyler, insan haklarına sahip olan, yani hak sahibi bireyler. Bir taraftan da sivil toplum örgütleri, insan hani haklara sahip olan bireyler olarak bir alanda açık görüp bir araya gelip oluşturduğumuz sivil toplum örgütleriyle belli hak alanlarında izleme çalışması yaparak bu uluslararası anlaşmaların, bu yasaların hayata geçip geçmediğini aslında bakmak durumundayız. Ve bunu yapıyoruz bu şekilde, bir şekilde. Türkiye'de pek çok anlaşmaya bu şekilde imzaladı ve onayladı. Bundan sonra da aslında yani son herhalde bir 50-60 yıldır da insan hakları alanında hem Türkiye'de hem de dünyada pek çok gelişme oldu. Ama pek çok gelişmenin de olmadığını hepimiz çok iyi yaşayarak görüyoruz ve biliyoruz. Bu çerçevede bu yasal hakların hayata geçmesini kolaylaştırmak ve yükümlülük sahiplerini hesap vermelerini sağlamak için, çünkü bir yasa var, birisi hak ihlal ediyor. Bununla ilgili siz yasal yükümlülüğü yerine getirmek için harekete geçersiniz. Bunun nasıl yapılacağını, hangi yasada hangi elementin aslında bu yasanın hayata geçip geçmediğini göstermesi açısından kullandığımız bazı tümceler var, cümleler var aslında. Bunlar bize bu insan hakları sözleşmeleri hayata geçmiş mi geçmemiş mi gösteriyor. O yüzden de adı zaten gösterge. Zaten bu insan hakları izleme konusunda da çok az hani bunu her sunumda kullanmaya çalışıyorum ya da her konuştuğumda bundan bahsetmek istiyorum. Hani bu çerçevede de insan hakları izleme çalışması yaparken bunu sistematik yapmak durumundayız. Yani yöntem düzenli olmalı, güvenli olmalı, devamlı olmalı. Yasal eşikler ne zaman geçiliyor, yasalara ne zaman uyuluyor, ne zaman uyulmuyor diye baktığımız bir süreç aslında. Bunu anlayabilmek için de en temel araç göstergeler. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komite İnsan Hakları
komiserliği bir süre önce aslında insan hakları göstergeleriyle alakalı pek çok bu alanda çalışan insana da yön veren ve bu alanı biraz da aydınlatan bir kılavuz yayınladı. Bu kılavuzu yakında Etkiniz Türkçe olarak sizlere sunacak herkese. Ama ondan önce hani böyle bir webinarle de size biraz bu hem kaynağı hem de insan hakları göstergeleri nedir'i biraz tanıtmak istedik. Birleşmiş Milletler şöyle tanımlıyor insan hakları göstergelerini. Değişik, daha önce de bahsettiğim gibi örneğin projenin iyi işleyip işlemediğini anlamak için de göstergeler kullanıyoruz. Çalışma performansımızın iyi gidip gitmediğini anlamak için de aslında göstergeler kullanıyoruz ama bunların hiçbiri doğrudan insan hakları normları ve standartları ile ilişkilendirilen çalışmalar değil, göstergeler değil. Kalkınma göstergeleri de çok fazla bilinen, sürdürülebilir kalkınma göstergeleri var örneğin. Herkesin çok duyduğu. Bu da örneğin tam anlamıyla insan hakları göstergeleri değil. Çünkü insan hakları norm ve standartları üzerinden doğrudan ilişkilendirilerek yapılmayabiliyor bazen. Doğrudan ekonomik kalkınma üzerinden de gidilebiliyor. İnsan hakları göstergelerin en temel özelliklerinden bir tanesi işte bu insan hakları norm ve standartları ile ilişkilendirilebiliyor olması. İnsan hakları ilkeleri ve endişelerini ele alabiliyor olması gerekiyor bu göstergeleri. İnsan haklarının uygulanmasını ve geliştirilmesini değerlendirmek ve izlemek için kullanılabiliyor olması gerekiyor. Ve bu çerçevede de aslında doğrudan görebileceğimiz bir etkinlikle, bir faaliyetle, bir sonuç durumuyla, yapılan bir faaliyetin sonucuyla da özetlenebilen bir bilgiyi içeriyor aslında göstergeler, insan hakları göstergeleri. Baştan da zaten hani biraz konuştuk ama insan haklarının izlenmesi için ve hayata geçmesi için aslında bir araç insan hakları göstergeleri. Yasal önlemler, kamu yönetimi, adli, ekonomik, sosyal ve eğitsel adımlar atılıyor mu, atılmıyor mu diye görmemizi sağlayan. İnsan hakları yasaları, örneğin Anayasa'nın 90. maddesi gereği Türkiye'de imzaladığı, onayladığı insan hakları sözleşmeleri üstün yasa olarak kabul ediliyor. Bu yasalar doğrultusunda politika geliştirilmiş mi? Öncelik belirlenmiş mi? Bunu anlamak için önemli göstergeler. Alınan önlemler, atılan adımlar, yasalar, politikaların uygulanması ve diğer yasal çözümler gerçekleşiyor mu, gerçekleşmiyor mu? Önlemler insan haklarının uygulanması için en kısa sürede ve en uygun kaynaklarla yerine getirilebiliyor mu diye baktığımız, bize bunları gösteren bir araç aslında. Burada küçük bir örnek verebilirim. Örneğin bu COVID döneminde çok güzel dayanışma ve yardımlaşma ağları oluştu. İnsanlar birbirlerine yardım ediyorlar. Peki neden yardım ediyorlar diye sorduğumuzda çünkü gerekli, yani insanların yaşaması, onurlu bir şekilde yaşaması için gerekli destekler sağlanmıyor insanlara. Bununla ilgili ekonomik yapı geliştirilmemiş. İnsanların işte evlerinden olmaları, su elektrik paralarını ödeyememeleri, su elektrik paralarının ödenmesi için çok temel bir ihtiyaç şehirlerde. Belediyeler örneğin kampanya başlatıyor. Çünkü belediyeler de su ve elektriği aslında satın alıyorlar. Yani tüm yasalar ekonomi üzerinden düşünülüp hayata geçirildiği zaman, tüm politikalar ekonomi üzerinden düşünüldüğü zaman insan hakları aslında yerle bir edilmiş olabiliyor. Bunu görmek için de aslında burada örneğin sadece Hacer Fogo'yu büyük ihtimalle tanıyorsunuzdur. Derin yoksulluk ağı diye bir ağları var. Sadece onların ağlarının yaptığı destekleri görseniz yetecektir. Onların anlattıkları hikayeleri gösterseniz yetecektir aslında.
Fakat burada bu faaliyet yapıldığında tek gördüğümüz ya da çok insanın gördüğü aslında dayanışmamız gerekiyor. Evet, doğru. Aslında bir taraftan pek çok insan hizmete ulaşamıyor. Bu da doğru. Ama şundan örneğin konuşmadık, konuşmuyoruz ya da pek çok insanın belki aklına gelmiyor. Aslında bu insan hakları ihlali. Peki bunu nasıl anlarız? İşte ne bileyim, Ekonomik Sosyal Kültür Haklar Sözleşmesi'nin içine bakarız. Belli bir yaşam standardını sağlama hakkı diye bir hak var, 11. madde. Bu madde ile ilgili altına bakarsınız. Devlet barınma, beslenme, kıyafet gibi pek çok temel ihtiyacı karşılamakla ya da karşılanması için gerekli sistemi kurmakta yükümlüdür der orada. İşte göstergelerde bu yaptığımız faaliyetleri bir taraftan insan hakları ihlalleri olarak nasıl görebileceğimizi, nasıl izleyebileceğimizi aslında bize gösteren araçlar oluyor. Temel olarak insan hakları göstergelerini dediğim gibi diğer alandaki göstergelerden ayıran şey insan hakları sözleşmelerine dayanması. İnsan hakları sözleşmelerine dayandığı için de devletlerin yükümlülükleri üzerinden aslında göstergelere ulaşıyoruz. Göstergeleri geliştirmemiz gerekiyor. Devletin temel 3 insan hakları yükümlülüğü, saygı gösterme, koruma, ortam yaratma ve hizmet verme. Bu yükümlülüklere değişik gösterge gruplarıyla karşılık bulabiliyoruz. Yapısal göstergeler, yani biraz sonra aslında bahsedeceğim, yasalar var mı, yapılar var mı? Süreç göstergeleri, devlet koruyor mu, kendisi ihlal etmiyor mu? Çıktı göstergeleri de doğrudan insanların hayatında ne değişiyor? İnsanlar kendi insan haklarını keyfiyle kullanıp yaşayabiliyorlar mı? Burada da devletin atması gereken temel 4 adım var. Yine bunlar üzerinden de yine göstergeleri belirlemek ya da gösterge düşünürken, insan hakları göstergesi üzerinden düşünürken ilerlemek durumundayız. Bunlardan bir tanesi, ilki önleme, yani olmadan önleme. İnsan hakları ihlali olmadan önleme. Bu yüzden de bilgilendirme vesaire gibi konular burada işin içine giriyor. İkincisi müdahale ve koruma. İhlal olur olmaz yapması gereken şey. Cezai ve cezai olmayan hesap verilebilirlik. Yani hak ihlaline uğradığında bunun telafisi ve tazmini de dahil. Ve rehabilitasyon, insan haklarından etkilenen grupları gerekli desteği verme. İnsanlık onuruna yaraşır hayat yaşamasının sağlanması yani. Bu bir taraftan bunlar hem insan haklarının amaçlarından hem de aslında tüm devletlerin kendilerinin kabul ettikleri, bu anlaşmaları imzalayıp onaylayarak kabul ettikleri temellerden dördü aslında. O yüzden de izleme yapmak ve göstergelerle izleme yapmak bir daha önem kazanıyor aslında. Çünkü normalde kendimiz izleme yaptığımızda ve bunun için gerekli araştırmayı, ön araştırmayı ve gerekli insan hakları hukukundan gerekli çerçeveyi kendimize belirlemediğimizde aslında neyi izlediğimizi, neleri izlememiz gerektiğini çok iyi bilemeyebiliyoruz. O yüzden de sadece gördüklerimizi izleyebiliyoruz. Oysa gördüklerimizin dışına da çıkabilmek için göstergeler önceden bakarak, iyice inceleyerek, göstergeler geliştirerek izleme yapmamız gerekiyor. Bunlardan kısaca bahsetmiştim aslında zaten ama yine hızlıca geçeyim. Bir devlet bir insan hakları hukukunu kabul ettiğinde ya da herhangi bir yasal, uluslararası ya da ulusal hukuk metnini kabul ettiğinde ilk önce diğer yasalarında bunu adapte eder. Yani mevzuatını, tüm yasalarını
adapte eder. Adapte ettikten sonra aslında bir taraftan da yine paralel olarak da uygular yasalarını. Kendisi uygular. Bunu nasıl uygular? Yargının ulusal ya da uluslararası yasaları mahkemelerde kullanmasıyla uygular. Başımıza bir şey geldiğinde, yargıya gittiğimizde, hakkımızı alabildiğimizde uygulandığını görebiliriz. Ya da kurum ve kuruluşların, özel sektörün günlük hayatta insanlara nasıl davrandığı, nasıl hizmet verdiğiyle de yine bu uygulamayı aslında görürüz. Bu uygulama olmadığında da aslında yine yargının ve kamu yönetiminin, kolluk güçleri de dahil, uluslararası ve ulusal yasaların uygulanmasını sağlama yükümlülüğü ve görevi de var. O bir türlü aslında hakların hayata geçtiğini zaten göremiyor olacağız. Yani hakları biraz gerektiğinde, ihlal edildiğinde haklar zorlayarak uygulatması gerekecek. Bunun içerisinde zararlı geleneksel uygulamalar da var. Uygulaması gereken, daha doğrusu önlemesi gereken ve zararlı geleneksel uygulamaların hayata geçtiğinde bunun içerisinde ne bileyim kötü iş pratikleri, özel sektör pratikleri de var. Bunun içerisinde çocuk yaşlı evlilik de var. Bunun içerisinde kadınlara ve diğer toplumsal cinsiyet alanında yapılan ayrımcılık ve şiddet de var. Tüm alanlarda kabul ettiği bu yasaları uygulamakla yükümlü ve bunun uygulanmasını zorlamakla, gerekli kültürel ortamı da yaratmakla yükümlü. Bunu da görmek açısından göstergeler bir karşımıza temel olarak çıkıyor. Dediğim gibi üç çeşit göstergeden bahsediyor Ruz, insan hakları göstergelerinden bahsederken kapsam olarak. Bunlardan birincisi yapısal göstergeler. Yasal, siyasi, kurumsal, mali altyapı, yasal taahhütlerin olup olmadığını bakılıyor burada. Gerekli yasal düzenleme var mı? Yeterli bütçe ayrılmış mı? İnsan haklarının ihlallerini önleme, insanları koruma, hesap verebilirlik mekanizmaları, rehabilitasyon kurumları, işte ombudsmanlık, insan hakları kurumu gibi pek çok kurum var mı? Kurumlar arasında koordinasyon var mı ihlal olduğunda, ihlali hemen gidermek için? Hakların hayata geçmesini kolaylaştırıcı kurumsal yapılar var mı, sistemler var mı diye teker teker bizlere gösteren bir çerçeveden aslında bahsediyoruz. İzleme çerçevesinden bahsediyoruz. Hayata geçirildiğini anlamak için de bu göstergelerin kullanılmasından bahsediyoruz. İkincisi süreç göstergeleri. Burada da yasama, yürütme, yargı tarafından gösterilen çabayı ölçüyor. Yani yapısal göstergelerde tanımlanan kurumlar, sistemler, mekanizmalar süreç içinde nasıl çalışıyor? Gerekli çaba var mı? Karşımıza çıktı mı bu gerekli çaba? Hakların hayata geçmesi için atılması gereken adımlar nedir diye bakmış mı devlet? Herhangi bir ihlal olduğunda bunu çözmüş mü diye gerekli çabayı aslında bize sunuyor. Sonuç göstergeleri de insan hakları ile ilgili politika ve programların sonuç verip vermediğine bakıyor. İnsanların hayatlarında doğrudan değişimi ölçmeye çalışan göstergeler bunlar. Örneğin yoksulluk sınırının altında kaç kişi adli hizmetlere ulaşabildi? Barışçıl gösteri hakkını kullanırken kaç kişi tutuklandı? Bunların kaçı erkek, kaçı çocuk, kaçı LGBTQI'di? Çocuk cinsel istismarı yaygınlığı nedir? Kız erkek çocuk hangi çeşit şiddet vardır? Bunların görülme sıklığı nedir? Gibi sorular ya da gösterge tümceleri aslında size göstergelerin nasıl bize yardım edeceğini biraz daha gösteriyordur bu örnekler. İnsan hakları göstergelerinde diğer bir farklılık da aslında ayrımcılık yasağıyla geliyor. İnsan haklarının temel kurallarından bir tanesi ayrımcılık yasağı.
tüm göstergeler ayrımcılık zemini olabilecek özellik ve konumlara göre ayrıştırılması gerekiyor. Dezavantajlı gruplar kimlerdir? Dışlanan gruplar kimlerdir? Bunların yaşları nedir? Cinsiyetleri nedir? Engellilik durumları nedir? Etnik kökenleri nedir? Sosyal durumları nedir? Yoksullar mıdır? Varlıklılar mıdır? Taş adamı yaşıyorlar, kentte mi yaşıyorlar? İnsanların hak ihlallerinin yaşandığı tüm bu çerçeveyi aslında göstergeler bizim için kolaylaştırıyor. Nelere bakmamız gerektiğine nelere bakmamız gerektiğine bizi yönlendiriyor. Bu göstergeler diğer tüm aslında örneğin eğer proje yaptıysanız projelerde de çıkan göstergeler gibi temel şeyleri var. Bunlardan kapsamsal özellikleri var. Bunlardan aslında diğerlerinde de aşağı yukarı aynıdır. Şeffaf ve doğrulanabilir bir metodolojiye dayanması gerekiyor. Örneğin sadece bir anket çalışması yaparsanız bunun şeffaflığını, anket çalışmasının sonucunda çıkacak olan bilginin doğru olup olmadığını göstermek durumundasınız ki ilerleyebilirsiniz. Ama burada zaten insan hakları göstergeleri üzerinden bir anket çalışması hazırlarsanız burada yasaya dayanan sorular sormuş olacaksınız aslında. O yüzden de bu şeffaflık ve doğrulanabilirlik durumunuz artacak. Basit, zamanlı ve sayıca az olması gerekiyor. Güvenilir olması gerekiyor. İnsan hakları uluslararası istatistik standartlarına uygun olması gerekiyor. Ve yine biraz önce bahsettiğim gibi ayrımcılık yasağını düşünerek göstergelerin hazırlanması gerekiyor. Yani ayrıştırılması gerekiyor göstergelerin. Biraz hızlı gidiyorum ki bol soru sorun, sorularla ilerleyelim diye. Adem, bir kısa hatırlatma. Yine de konuşmanı yavaşlatmakta yarar var sevgili Pelin için. Tamam, pardon. Göstergelerde tabii ulaşılabilir veri çok önemli bir çıktı alabilmeniz için. Ama insan hakları göstergelerinde bu kaynakların, bu burada gördüğünüz kaynakların da dışında pek çok kaynak olabileceği gibi eğer bu kaynaklardan da ve herhangi bir kaynaktan bilgi bulamazsanız insan hakları göstergelerinin en güzel taraflarından bir tanesi şu ki bu göstergeler aslında bu alanda bir icraat olmadığını, bir hak ihlali olduğunu ya da en azından insan hakları bu konudaki hangi alanda izleme yapıyorsanız bununla ilgili bir ihmal olduğunu aslında gösteriyor insan hakları göstergeleri. Muhakkak bir veri, bir bilgi çıkması, sayısal bilgi çıkması ya da kesin bir bilgi çıkması gerekmiyor insan hakları göstergelerinde. İnsan hakları göstergelerinde bir ihmal olduğunu da göstermek gerekiyor gerektiğinde. Ama temel olarak bilgi kaynakları olay bazlı veriler olabilir. Doğrudan bir sivil toplum örgütünüzsünüzdür. Size ihlale uğrayanlar geliyordur, başvuruyordur. Onları kullanabilirsiniz. İnsan hakları göstergeleriyle sorduğunuz soruların yanıtını bulurken. Yine belki gazeteler üzerinden topluyorsunuzdur ihlalleri, medya üzerinden. Bunların doğruluklarını da kontrol ederek. Ya da diğer doğrudan mağdurlarla çalışan gruplarla çalışıyorsunuzdur. Oradan bilgilerinizi alıyorsunuzdur. Ya da kendiniz gidiyorsunuzdur. Mağdur olabilecek ya da mağdur olan gruplarla onların hikayelerini alıyorsunuzdur. O hikayelerin sunulması da
hangi alanda gösterge sorusu ya da gösterge oluşturduysanız, örneğin cinsel istismarın yaygınlığıyla alakalı bir göstergeyi hem çocuk haklarına dair sözleşmeden hem kadına karşı her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırma sözleşmesinden hem İstanbul Avrupa Konseyi İstanbul Sözleşmesi'nden bulabilirsiniz. Bu göstergeyi sunduğunuzda böyle bir yükümlülüğün var ve bunu yerine getirmedin diyebilmek için örneğin yetişkin mağdurlarla olayların nasıl yaşandığını, gerekli hizmeti alıp almadıklarını örneğin sorabilirsiniz. Bu verilerde bu göstergeleri toplarken size yardımcı olacak veriler olarak karşınıza çıkar. Bir diğeri doğrudan zaten devletin sosyoekonomik ve idari istatistikleri eğer varsa her konuda olmayabilir. Olması gerektiğini en azından olması gereken istatistikleri göstermek açısından insan hakları göstergeleri önemli. Çünkü dediğim gibi hukukun üzerinden yani insan hakları sözleşmesi üzerinden, insan hakları sözleşmeleri üzerinden bu göstergeleri oluşturarak neye bakılması gerektiğini belirliyorsunuz zaten. Bunun dışında araştırma merkezleri, üniversitelerin yaptığı araştırmalardan da ya da açık bilgi olan bazı durumları da kullanmak, hakların hayata geçip geçmediğini anlamak için göstergelerin gösterebilmesi için hakların hayata geçip geçmediğini bilgi kaynakları olarak karşımıza çıkıyor. Bunun dışında yine kamuoyu algı araştırmaları ve uzman yargıları da karşımıza çıkıyor bilgi kaynakları olarak. Peki nasıl geliştiririz insan hakları göstergelerini diye bakalım. Baştan beri zaten hani bunun üzerinden aslında gitti. O yüzden de burada özellikle çok anlatacak şey olmayabilir. Fakat sadece şöyle adımları biraz tekrarlamış olmak için bahsetmek istiyorum. İlk önce izleme yapacağınız alandaki insan hakları standartlarına bakarsınız. Hangi sözleşmeler var? Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin ne bileyim, hangi uluslararası insan hakları hukuku bu konuda ilgili? Türkiye'nin hangi yasaları var bu konuda? Yine Birleşmiş Milletler'in, Avrupa Konseyi'nin örneğin bu konuda kararları var mı? Tavsiyeleri var mı ülkelere? Genel yorumlar var mı? Uluslararası sözleşmelerin genelde izleme organları olur, komiteler olur. Bu komiteler ara ara sözleşmelerdeki çok bu yasal dilden ve çok kısalaştırılmış, sadeleştirilmiş dilden yasanın içeriğinin ne olduğunu, hakkın içeriğinin ne olduğunu uzun uzun anlattıkları genel yorumlar yayınlarlar. Kararlar, tavsiyeler yayınlarlar. Onlar içerisinden bu izlemek istediğiniz, hak ihlali olduğunu düşündüğünüz alanla ilgili önce bir araştırma yaparsınız. Buradaki standartlar nelerdir diye. Ondan sonra da hakkı belirlediğinizde yine biraz önceki örnekten bahsederek ilerleyebilirim. Yoksulluk üzerinden. Çünkü yoksulluk doğrudan örneğin bir insan hakları ihlali değilmiş gibi görünebiliyor bazen. Bunu aslında bir insan hakları ihlali olarak görebilmek için diyelim ki işte ekonomik, sosyal ve kültürel haklar Birleşmiş Milletler'in ya da Avrupa Konseyi'nin, Türkiye'nin de parçası olduğu Avrupa Konseyi'nin Avrupa Sosyal Şartı'ndan bakarak yoksulluğa dair acaba ne diyor sözleşme? İnsanların hangi hakları var insanlık onuruna yaraşır bir şekilde yaşamak için diye bakarsınız. O hakkın içerisinden bulursunuz bir tanesini. İşte biraz önce söylediğim gibi yeterli yaşama seviyesine, standardına da yaşama hakkı
diye bir hak. Bu hakkın öz niteliklerini belirlersiniz. Bu hakkın içerisinde ne var? Barınma hakkı var. Bu hakkın içerisinde işte suyun temizliği var. Bu hakkın içerisinde kıyafet hak var. Bu hakkın gibi bu hakkın aslında teker teker bir paket halindeki bu hakkı bu genel yorumları da okuyarak, bu genel tavsiyelere de bakarak aslında içeriği nedir diye teker teker açarsınız. Bir kutuyu açıp içini boşaltır gibi. Hakkın temel niteliklerini, öz niteliklerini belirlersiniz. Öz niteliklerini belirledikten sonra da kapsamını belirlersiniz bu her öz niteliğin. Doğrudan örneğin şiddetle ilgili bakalım. Ben uzun süre çocuk hakları alanında çalıştığım için çocuklarla ilgili örnek daha kolay da verebilirim. Örneğin çocuğa şiddet yasağı diye bir yasak var çocuk haklarına dair sözleşmenin içerisinde. Bunun için neler var diye teker teker bakarsınız. Sözleşmenin içerisinden bakarsınız 19. madde doğrudan genel şiddetle ilgili. İstismar yasağı vesaire gibi söylüyor. Bir taraftan ailenin güçlendirilmesi için bir bilgi veriyor orada diyelim. Bir taraftan aynı maddenin içerisinde devlet önlemekle yükümlüdür diyor. O zaman önlemeyi almanız gerekiyor öz nitelik olarak. Ailenin güçlendirilmesini alabilirsiniz. Yine onun içerisinde maddenin içerisine bakarak gerekli şikayet mekanizmaları olması gerektiğini görürsünüz. O zaman şikayet mekanizmalarını bir öz nitelik olarak kapsamın içine alırsınız. Ve bunların hepsini tanımlarsınız. Aslında sözleşme bunun için ne demek istemiş? Bunun altında neler var? Devletin yapması gereken neler? Bunların hepsini belirleyip alt alta yazdıktan sonra bayağı uzun bir liste karşınıza çıkar. Bir göstergeler listesi karşınıza çıkar. Onun içerisinden de peki Türkiye'de bununla ilgili hangi eksikler var? Buradaki yapması, devletin yapması gerekenler bunlarken hangilerini yapmış, hangilerini yapmamış? Ben izleme yaparken hangilerini izlesem daha iyi olur diye bir önceliklendirme yaparsınız ve göstergelerinizi belirlemiş olursunuz. Bu göstergeleri de daha önce konuştuğumuz, anlattığım, peki yapıya dair olanları bunların hangileri, sürece dair olanları hangileri, sonuca dair olanları hangileridir diye bakarsınız ve bunları kategori haline getirirsiniz. Karşınızda aslında bir gösterge seti oluşmuş olur. Bundan sonra yapacağınız izleme çalışmasında, insan hakları izleme çalışmasında da bu çerçeveyi kullanarak çok rahat yasada neyin değişmesi gerektiğini, daha sonra yasa eğer uygulanırsa, nasıl uygulanırsa iyi olacağını, neler yapılırsa uygulanırken yasa bir başarı sayılacağını görürsünüz. Daha sonra da bu uygulama da gerçekleştiğinde insanın hayatında ne değişiyor? Örneğin yoksulluk arttı mı azaldı mı? Örneğin kadına karşı şiddet arttı mı azaldı mı? Kadınlar kendilerini evde ya da dışarıda güvende hissediyorlar mı? Gibi sonuca dair göstergelere dönüştürürsünüz ve bunlar üzerinden bakarsınız. Bunlar üzerinden raporlarınızı hazırlarsınız. Bunlar üzerinden izlemenizi yaparsınız. Bu çerçevede göstergeler, insan hakları göstergeleri dediğim gibi aslında devletlerin hesap verebilirliklerini güçlendirmek ve daha rahat, daha iyi hizmet vermelerini sağlamak için çok temel bir araç olarak karşımıza çıkıyor. Sivil toplum örgütleri açısından da devletlerin hayata geçirmeye çalıştığı uygulamaların
izleyerek daha kanıta dayalı, daha yasalara dayalı, insan hakları hukukuna dayalı, gerektiğinde hani peki buna niçin bakıyorsun dediğinde sizin geriye dönüp devlete, çünkü bu aslında zaten bir yasal yükümlülük, devletin uygulaması gerekiyor, hükümetin bunu uygulaması gerekiyor, kurumların bunu şu şekilde yapması gerekiyor diyebileceğiniz bir yasal dayanağınız olmuş olur. O bakımdan insan hakları göstergeleri aslında izleme için olmazsa olmaz araçlar olarak karşımıza çıkıyor. Ben böyle bir temel üzerinden gittim. Şimdi asıl sizden gelecek sorularla ilerleyelim istiyorum. Evet, ilk soruyu hızlıca yanıtlamak istiyorum madem sen dinlenirken. Bu kayıt bizlerle paylaşılacak mı? Evet, hem bu kayıt hem sunuş hem bu soru cevap bölümündeki yazışmalar bütün katılımcılarımızla bu toplantının sonunda paylaşılacak. Sevgili Zeynep'ten, Zeynep Başar'dan bir soru gelmiş. Göstergeler arasında yapı, süreç ve sonuç sınıflandırmasının izleme açısından neden önemli olduğunu ve nasıl kullanılabileceğini açıklar mısınız? Sivil toplum örgütleri açısından bunun önemi nedir demiş. Söz sende Adem. Tabii. Bu göstergelerin yapı, süreç, sonuç diye sınıflandırılması aslında insan hakları hukukunun devletlere yüklediği yükümlülüklerle alakası var. Bu yükümlülükleri hayata geçirip geçirmediğini, yani yükümlülüklere uyup uymadığını anlamak için yapısal, süreçsel ve sonuçsal sınıflandırmaya ihtiyaç duyuyoruz. Çünkü devletin yükümlülükleri de bunlara bir anlamda denk düşüyor. Bir tanesi hayata geçirme yükümlülüğü örneğin doğrudan sonuç göstergeleri için gerekli. Ve genelde tabii sivil toplum örgütleri sonuca daha yakın, daha sahada oldukları için buna bakmaya eğimli olabiliyorlar. Fakat bunun dışında aslında nasıl diyeyim? Bunun dışında aslında eğer sivil toplum örgütleri bu sonuçlara erişmek için gerekli yapıya, sisteme ve yasaya bakmazsa aslında gerçekten hakkın temeline bakmamış oluyor. Hakkın temeline bakmasını sağladığı için aslında bu sınıflandırma sivil toplum örgütleri tarafından uygulanması açısından çok önemli bir konu. Adem, bir başka soru var. Yine katılımcılarımızdan. Bahsettiğiniz BM göstergelerinin İngilizce linkini paylaşabilir misiniz demiş bir katılımcımız. Biz paylaştık UN Stats'ın bir linkini. Ama yok, ilgili başka linkleri de belki toplantı sonrasında yine sizinle paylaşırız. Bahsettiğim linki şimdi hemen paylaştım sizlerle. Hı hı. Bu bir doğrudan insan hakları göstergeleriyle alakalı. Sizin evet, paylaştığınız sürdürülebilir kalkınma hedefleri göstergeleriyle ilgili. Evet. Ne yazık ki çok insan hakları temelli değil. Hatta o yüzden de eksikleri evet, olduğu düşünülüyor. Fakat yani ama hani bu şimdi paylaştığım İngilizce linkin Türkçesini yakın zamanda etkiniz paylaşacak Türkçe olarak zaten. Evet. Hatta Adem, bütün bu indikatörler ve senin bahsettiklerinle ilgili Etkiniz'in İnsan Hakları Ortak Platformu ile Evet. birlikte yürüttüğü bir insan hakları izleme veri tabanı var. Adresi de www.insanhaklariizleme.org. Burada hem insan hakları ile ilgili Türkiye'de hazırlanmış raporlar, izleme raporları, çalışmaları, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi, AGİT gibi kuruluşların kaynak referans belgeleri ve çeşitli gösterge setleri halen hazırda bulunabilir, temin edilebilir. Adem, orada ben sana bir soru yöneltmek istiyorum. Bir iki katılımcımız arada sordu.
Göstergeleri hazırlarken kimlere danışmalıyız? Bunu biraz daha açar mısın? Katılım boyutundan biraz daha bahseder misin bizlere? Aslında çok şey can damarlarından bir tanesi. Onu sanıyorum buraya çok uzun da olmasın diye eklemiş de olabilirim ki sanıyorum eklemedim. Tabii ki insan hakları göstergelerinin yine diğer göstergelerden farkı da doğrudan aslında hak ihlaline uğrayan ya da hak sahipleriyle beraber oluşturulması gerekliliği. Yani katılımla oluşturulması gerekliliği. Olabildiğince katılımcı bir şekilde oluşturulması gerekliliği. Ancak bunu aslında ilk başta belki değil hemen ilk başta değil. Çünkü insan hakları hukuku üzerinden bir bakmak gerekiyor. Bahsettiğim gibi insan hakları hukukun dışın yani anlaşmalar dışındaki diğer bu anlaşmaların içeriğini anlatan genel yorumlar ya da diğer kaynaklara da bakmak gerekiyor. Buna örneğin tek bir kişi belki bakabilir ya da birkaç kişi bakabilir ama bundan sonraki o önceliklendirme tüm bu süreçte örneğin bu bilginin tüm hak sahipleriyle ya da bunu geliştirecek sivil toplum örgütlerinin içerisindeki tüm üyeleriyle paylaşarak, bu bilgiyi paylaşarak herkesin bu standartlardan haberdar olmasını sağlayarak aslında ilerlenebilir. Ama yani herkesin katılımıyla yapılması gerekiyor bir kere. Adem, aslında birbiriyle ilişkili bir iki soru var. Onları birleştirerek okumak istiyorum. Bir katılımcımız demiş ki, izleme sonuçlarının, çıktılarının bir savunuculuk aracına dönüşmesi için ne yapmak gerekir? İzleme aracına özgü bir iletişimden veya izleme odaklı savunuculuktan, lobicilikten söz edilebiliyor mu? Bir başka katılımcımız da şunu sormuş. Bulunan izleme... Murat, ikinci soruyu tekrar alabilir miyim acaba? Tabii ki. İzleme aracına özgü bir iletişimden veya izleme odaklı savunuculuktan, lobicilikten söz edebilir miyiz? Evet, Bir diğer edebilirim. soru daha var. Bulunan ihlaller sonrasında devletlere ne şekilde yaptırım veya baskılar uygulanıyor? Bunların bir kısmı aslında sanıyorum daha önceki webinarlarda daha da tartışılan konulardı. Nasıl lobi yapılır, insan hakları izleme çerçevesinde üretilen çıktıların, raporların savunuculuğu nasıl yapılır diye. O konuda hani en basit yanıtı istediğiniz gibi hangi ihtiyacınız neyse onun üzerinden yapabilirsiniz demek. Ama onun dışında bir ikinci soru şey gibi bir daha hatırlatabilir misiniz ikinci soruyu? İkinci soru, izleme aracına özgü bir iletişimden veya izleme odaklı savunuculuktan, lobicilikten söz edebilir miyiz? Evet, yani tamam o zaman şey. Belki şöyle bir örnek paylaşabiliriz sevgili Adem, katılımcılarımızla. Her çalışmanın yani her gösterge setini oluşturduktan sonra ona uygun araçlarla izlememiz gerekiyor. Tabii ki sorun, ortaya çıkan sorun ve insan hakları ihlalinin boyutuna göre, unsurlarına göre yani failine göre farklı araçlar kullanmamız gerekli. Bu oldukça sınırsız, hayal gücümüzle sınırlı. Kimi zaman lobi görüşmeleri, kimi zaman doğrudan ikna, müzakere görüşmeleri söz konusu olabileceği gibi, kimi zaman imza kampanyalarından toplu protestolara oldukça sınırsız, geniş. Kimi zaman ben hatırlıyorum bir izleme çalışmasında yer almıştım, uluslararası bir izleme çalışmasında ve suya erişim, temiz suya erişim hakkına dair bir çalışmaydı. Evet, göstergelerimizi oluşturmuştuk. Bir bölgede Filistin'de nasıl erişilebiliyor, Gazze'de ne kadar erişilebiliyor temiz suya diye çalışmamızı yaptık, yürüttük. İzleme çalışması bitti ve sonrasında bunu kamuoyuyla nasıl paylaşırız? Şöyle paylaştık açıkçası. Ne basın açıklamalarıyla ne de başka bir şeyle kullanılmış pet şişelerin içerisine çamurlu su doldurup
insanları ücretsiz olarak dağıtarak bu konuda farkındalık yaratmaya çalışmıştık başka şehirlerde. Çünkü Gazze'deki insanların kullandığı su tam olarak böyle bir suydu. Temiz suya erişim hakları elinden alındığı için ve dünya kamuoyunda geniş bir yankı uyandırmıştı. Dolayısıyla bu biraz hayal gücüyle sınırlı savunuculuk meselesi. Ya, bir taraftan da şu var. Savunuculukta muhakkak her konu için bilgilendirme, bilinçlendirme yapmanız da gerekmeyebilir. Bazen de diplomatik süreçlere girersiniz. Hiç kimsenin sesi duymaz aslında belki de. Yani sizin o çalışmayı yaptığınızı, göstergeler üzerinden rapor yazdığınızı belki de çoğu kişi duymayabilir. Fakat Birleşmiş Milletler çerçevesinde diyelim ki bir toplantıdasınızdır. Gidersiniz bu raporları sunarsınız ve herkes Türkiye'ye sorar. Pardon, niye yapmıyorsun? Çok basit bir şeymiş bu. İstiyorsan sana bir de üzerine para verelim der. O zaman diyeceğiniz hiçbir şey kalmayabilir. Yine sorun çözülmüş olabilir. Yani aklınızdan alabileceği her şey dediğin gibi Murat yapılabilir. Sorunun kısa cevabı evet tabii ki. Ama hani o sivil toplum örgütüne yapacağınız işe, izlemeye, konuya göre değişen bir yanıtla karşıya gelmek lazım. O zaman bir hatırlatma yaparak bir sonraki soruya geçelim. İzlemeye dayalı, insan hakları izlemesine dayalı, gösterge oluşturmaya dayalı ve bunlara dayalı her türlü savunuculuk faaliyetiniz için etkinizden destek talep edebilirsiniz. Bir sonraki sorumuz da şu. Akademik araştırmalar da dahil olmak üzere doğru istatistiklere nasıl ulaşabiliriz? Özellikle çocuk istismarı ile ilgili istatistiki bir veri var mı ve buna ulaşmak mümkün mü? Var. Hani doğrudan göstergelerle alakalı olmamakla beraber sorular yanıtlayalım. Şöyle ki, örneğin Türkiye açısından bakarsanız çok bakılmayan bir yer ama YÖK'ün tez veri tabanı var. YÖK'ün tez veri tabanına bakabilirsiniz akademik araştırmaların bir kısmı için. Genelde akademik araştırmalar ne yazık ki açık olmayabiliyor. Fakat açık kaynaklı akademik araştırmalara özellikle de işte İngilizce, Fransızca vesaire olanlara daha rahat belki ulaşabilirsiniz ama Türkçe olanlara belki zorlanabilirsiniz. Ama tez veri tabanından, YÖK'ün tez veri tabanından ulaşabilirsiniz. Hatta bu kendi başına bir gösterge bile olabilir. Çünkü devletin örneğin bilgilendirme yükümlülüğü var, bilgi üretme yükümlülüğü var hak ihlallerini ortaya çıkarmak için. Eğer cinsel istismarla ilgili bilgi üretmiyorsa ve bununla ilgili insanlara bilgi vermiyorsa üniversitelerde insanlar da bu konuda aslında çok bilgi üretmeyebiliyor. Çok az bilgi üretilmesi bile kendi başına bir ihlal olabiliyor ya da en azından ihmal olabiliyor. Bunun dışında da örneğin çocukgözlemevi.org diye bir web sitesi var. Çocukgözlemevi.org'un içerisinde 500'ün üzerinde Türkiye'deki yargı kararı bulunmakta. Yine orada bu adreste Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çocuk hakları ile ilgili aldığı kararlar da Türkiye dahil kararlar da değişik veri tabanlarında bulunmakta. Bu veri tabanlarını da kullanabilirsiniz. Yine benzer aslında veri tabanları bir şekilde biraz önce Murat'ın da hatırlattığı www.insanhaklariizleme.org adresinden bulunabiliyor. Orada da bazı veri tabanları var. Fakat özellikle çocukla ilgili veri tabanlarına yani genel bir veri tabanı yok. Yine bunun dışında Adalet Bakanlığı'nın verileri var örneğin. Fakat Adalet Bakanlığı da son dönemde bu verileri tam olarak yayınlamadığı için oradan da ulaşamıyorsunuz. Genel bir veri tabanı yok yani. Bir başka soruya geçiyoruz.
Otoriterleşmenin ve aşırı sağın yükselişte olduğu dünya konjektürü içerisinde hesap verilebilirlik ve şeffaflık gibi yönetsel ilkelerin geçerliliklerini bu dönem içerisinde yitirdikleri söylenebilir mi? Ne düşünüyorsun Adem? Şöyle, bunlar aslında böyle bir ilke milke değil sadece, yasa. O yüzden de hani böyle yitirme mitirme falan diye düşünmemekte fayda var. Aslında daha fazla hesap nasıl sorabiliriz, şeffaflığı nasıl sağlayabiliriz diye bakmakta fayda var. Yani biraz daha böyle umut dolu, pozitif bir çerçeveden de bakmakta fayda var. Bunu da farklı iletişim yöntemleriyle, hani sormuştunuz ya, bir soru vardı. Özel bir iletişimle mi vermek lazım insan hakları göstergeleriyle verilen çıktıları? Tabii ki hani verilecek olan ya da iletilmek istenen gruba göre değişecektir. Ama muhakkak bir iletişim stratejinizin olması da gerekir. Bu çerçevede de hani otoriteleşebilir ama bundan birkaç sene önce tam da ters bir rüzgar vardı. Dünya politikası da böyle. Belki bundan sonraki rüzgarda insan hakları alacak, gidecek ve uçacak. Ama hani böyle dönemsel şeylerin esiri olmadan ya da bunları çok fazla düşünmeden nasıl daha fazla hesap verebilir hale getirebiliriz devleti, nasıl daha şeffaf hale getirebiliriz diye aslında izleme yapıp savunuculuk yapmak gerekiyor. Yani izleme için çok önemli çünkü. Daha doğrusu izleme bunun için çok önemli. Sevgili Erdem, böyle rüzgar falan deyince acaba işimiz hava tahminlerine, meteorolojiye mi kaldı diye endişe ettim. Hemen bir sonraki soruya geçelim. Arazi erişim ve arazi edinme hakkı üzerinde çalışıyoruz. Esasen birbiriyle zıtlaşan durumlar bunlar. Gösterge belirlemede hangi argümanlara başvurmalıyız? Arazi erişim ve arazi edinme hakkı doğrudan bir insan hakkı değil. Acaba buradaki insan hakkı nedir diye bakarak belki başlamakta fayda var. Mülkiyet edinme hakkı, mülkiyetin korunma hakkı vesaire gibi şeyler de doğrudan örneğin insan hakkı olmayabilir. O yüzden de hani bu araziyle alakalı, araziye erişimle alakalı neden bahsedildiğini çok iyi anlamak lazım. Evet, ben şey diye düşündüm, right to land diye düşündüm ama bilmiyorum burada Evlerin arazi edinmesinden bahsediliyor. Hani öyle bir hak yok doğrudan. Evet. Yani işte yerli öyle halklar. Da ben yan taraftaki bahçeyi falan alsam. Ama yok ya. O yüzden de hani insan hakları göstergelerinin aslında şeyi de marifeti de bu. Acaba bu insan hakları mı diye bize dönüp sözleşmelere bakmamızı sağlıyor. Bir bakın, araziye erişim ve arazi edinme olmayabilir ama örneğin biraz önce bahsettiğim, yoksullukla alakalı bahsettiğim yeterli bir yaşam standardına ulaşma hakkı diye bir hak var. Onun üzerinden barınma hakkı var. Örneğin barınma hakkı üzerinden düşünebilirsiniz. Eğer temel barınmanızı gerektirecek bir halde ise bu arazi erişim ve arazi edinme hakkı, bunu örneğin barınma hakkı üzerinden bakıp irdeleyebilirsiniz. Barınma hakkının içerisinde kiralarla ilgili de konu var örneğin. Kiraların düzenlenmesiyle alakalı ya da dondurulmasıyla alakalı belli zamanlarda. Ya da şehirlerde evsizliğin önlenmesiyle alakalı devletlerin alması gereken adımlar var. Ama doğrudan araziye erişim üzerinden baktığınızda eğer bunu insan hakları sözleşmesinde ya da onun yorumlanmasında bulamıyorsanız bunu bir insan hakları olarak görüp bununla ilgili bir izleme yapmanız güç olabilir.
Sanki bu biraz daha bireysel bir şey gibi duruyor. Bu arada bir hatırlatma yapalım. Türkçe'ye çevrilmiş tüm genel yorumları, yani Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitelerinin tüm genel yorumlarını insanhakları.org internet sitesinden bulabilirsiniz. Aynı zamanda birçok farklı yeni insan hakları terminolojisini henüz sözleşmelere geçmeseler bile Birleşmiş Milletler özel prosedürler ya da daha bilinen adıyla özel raportörlerinin raporlarında, yıllık raporlarında yakalayabilirsiniz. Bunların da bir kısmı Türkçe'ye çevrildi, çevrilmeye devam ediyor. Bir başka soru. Etkiniz, yani bu iki soruyu birlikte soracağız. Etkiniz ile izleme yapan STÖ'lerin hali hazırda çalıştığı hak alanında gösterge setleri oluşturduğunu varsayıp diğer STÖ'lerle paylaşılabilir mi? İzlemeyi o alanda çalışacaklar için kolaylaştırabilir mi? Bunu şu soruyla birleştiriyoruz. İzleme konusunda en zorlu konulardan biri sivil toplumun kendi içindeki koordinasyonu ve iş bölümü. Özellikle de kaynak ve imkanların daralması nedeniyle. İzleme ve izleme sonuçlarının kullanılması alanında bir iş bölümü yapmak isteyecek örgütler için aklınıza gelen iyi örnekler var mı Türkiye'den, yurt dışından? Bu konuda önerileriniz neler olur? İlk soru, etkinizin destek alanlar paylaşabilir miydi? Şöyle söyleyeyim, en azından etkinizden destek alan her örgüt gösterge oluşturmuyor maalesef ama bazı örgütler oluşturuyor. Örneğin yakın zamanda İzmir Çocuk Hakları Ağı'nın oluşturduğu oyun hakkıyla ilgili yerel alanda izleme yapabilmek için oluşturulmuş gösterge setleri ve kılavuzu, kısa bir döküman yakında yayınlanmış olacak diye ümit ediyorum. Şu anda onun üzerinde çalışıyorlar. Çok yakında da çıktı olarak paylaşılacak. Paylaşıldığında etkinizin sosyal medya hesaplarından, web sitesinden görebileceksiniz. Yine örneğin Çocuk Hakları İzmir Çocuk Çalışmaları Ağı'nın da sosyal medya hesaplarından örneğin görebilirsiniz. Şu anda benim bildiğim bir tek o var. Onun dışında tabii ki eğer diğer örgütler de gösterge oluştururlarsa bunları paylaşacaklar doğal olarak. Peki koordinasyon ve iş bölümü nasıl yapıyorsunuz? İş bölümü şimdi bir ara belki hala da öyle mi onu bilmiyorum ama A platform oluşturmak tam bir modaydı ve her tarafta ağlar vardı. En iyisi sanıyorum, en iyi yollarından bir tanesi böyle ağlar kurulması ve kaynakların ortaklaştırılması. Kendi alanınızda çalıştığınız sivil toplum örgütleriyle ağ kurarak bunu aslında gerçekleştirmek mümkün. Bunu yapan ağlar var. Örneğin benim daha önceden ilişki halinde olduğum çocuğa karşı şiddeti önlemek için ortaklık ağı. Ortaklık ağının çocuğa karşı şiddeti izlemekle alakalı bir gösterge seti de var. Web sitelerinde bulabilirsiniz. Çocuğa şiddeti önlüyoruz.net. Ve pek çok ortak, yani pek çok kaynağı da ortak bir şekilde paylaşıyorlar ve kullanıyorlar bu ağı. Bunun dışında insan hakları ortak platformu var. O da bir platform ve bir ağ. Orada da sivil toplum insan hakları örgütleri kendi oluşturdukları, kendi çalışmalarını ihop.org üzerinden örneğin paylaşıyorlar. Ki insanhaklariizleme.org kaynak web sitesini de İHOP'la beraber, İnsan Hakları Ortak Platformu ile beraber örneğin yapıyoruz. Bunun dışında yine örneğin LGBTI grupların ağları var. Neydi? Gökkuşağı. Gökkuşağı ağı gibi. Kadınların oluşturduğu ağlar var.
kadın örgütlerini oluşturuyor. Aslında pek çok ağ var ve belki Adem, bizim etkiniz tarafından yakın dönemde desteklenen ve kamuoyunda da çıktıları paylaşılan çocuk COVID dönemindeki çocuk hakları ihlallerine ilişkin çalışmadan bahsedebiliriz. Farklı sivil toplum örgütleri, içlerinde Tarlabaşı Toplum Merkezi, Sulukule Gönülleri Derneği, Başar Kültür Sanat Vakfı gibi farklı kuruluşların olduğu dört yapı bir araya geldi. Dördüncüyü hatırlayamadım, sen eklersin. Dört yapı bir araya geldi ve COVID-19 sürecinde yerel düzeyde çocukların hizmetlere erişimi konusunda bir izleme çalışması yayınladılar. Buna da hem bu kuruluşların hesaplarından, sosyal medya hesaplarından hem de etkinizin sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Farklı kuruluşlar bir araya gelerek bir büyük çalışmanın, bir büyük izleme çalışmasının farklı unsurlarını üstlenerek büyük bir çalışmayı tamamladılar. Evet, doğru. Dördüncüsü de Small Project İstanbul. Evet. Diye bir örgütlenme İstanbul'da. İstanbul'da çocukların COVID zamanında haklara erişimiyle ilgili bir izleme çalışması yaptılar. Evet, yani yakında sanıyorum zaten bu izleme çalışmasını devam edecek, ettirecek bir web sitesi de yayınlayacaklar. Sen hani referans vermiştin savunuculukla ilgili daha önceki toplantıların konusu buydu zaten dedin. Evet. O toplantılardan birinin konuşmacısı olan Buket de dedi ki chat bölümünde göstergelerden elde edilen sonuçların iletişim için kullanıldığı yurt dışından bazı örnekler için Data for Change sitesine bakabilirsiniz dedi ve orada da linkini paylaştı. Bütün katılımcılarımızın dikkatine sunuyoruz. Bir katılımcımız diyor ki, bu arada land toprak meselesi için bir hatırlatma gelmiş. Land grabbing, arazi gaspları üzerinden çalışıyoruz denmiş. Bu konuda Ekonomik Sosyal Kültürel Haklar Komitesi'nin bir genel yorumu var. Aynı zamanda biyoçeşitliliğin korunması sözleşmesi gibi farklı sözleşmelerde de buna referanslar var. Oradan doğru çalışılabilir Türkiye'de de. Yani gösterge seti, insan hakları gösterge seti oluşturulabilir. Umut temelli iletişim rehberi, Hafıza Merkezi'nin Türkiye'ye çevirdiği, bunun Türkçe'ye çevirdiği, bunun Türkçe linkini paylaştık sizinle yine chat bölümünden. Bir başka soru, izlemeye dair göstergelerin sayısal ifadeli, verili olması gerekli midir ya da daha avantaj sağlar mı? Hayır, gerekli değildir. Aslında o konuya da girmedim doğrudan uzayacak diye. Bazılarının olması gerekir tabii ki. Fakat hepsinin olması gerekmiyor. Zaten özellikle yapısal göstergelerde örneğin yasaların olup olmadığı, kurumların olup olmadığı gibi sorular soracaksınız. Onların hiçbiri doğrudan sayısal değil. Daha fazla sonuç göstergelerinde sayısal ya da istatistiki göstergeler kullanmanız daha iyi olacaktır. Ama özellikle süreç ve diğer göstergelerde kullanmanız gerekmiyor. Yapısal göstergeler kullanmanız gerekmiyor. Sayısal göstergeler açısından yararlı olabilecek bir kaynak da Türkiye Nüfus Sağlık Araştırması. 5 yılda bir yapılan bir araştırma bu ve Türkiye'nin 81 il için en kapsamlı kalkınma istatistiklerini sunan, sağlık istatistiklerini, nüfus istatistiklerini sunan araştırma bu. Hacettepe Üniversitesi Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması'nda il bazında, hatta kimi zaman ilçe bazında çocuk evliliklerinden erken yaşta gebeliklere, nüfusun yaşa da göre dağılımından gelir düzeyine göre dağılımına kadar çok farklı konularda bilgi derinlemesine ve güvenilir bilgi bulabilirsiniz. Bir katılımcımız demiş ki, sosyal kalkınma göstergelerinin insan haklarıyla örtüşme durumuna biraz daha değinir misiniz? Sosyal kalkınma aslında yani doğrudan bir insan hakları konusu olmakla beraber sosyal kalkınma alanındaki göstergelerin bir kısmı
ekonomik kalkınma göstergeleri olduğu için doğrudan insan haklarıyla örtüşmeyebiliyor. Fakat en son sürdürülebilir kalkınma amaçları ve göstergelerinde aslında insan hakları üzerinden de bakılan pek çok gösterge karşımıza çıkıyor. Bunların içerisinde işte kadına karşı şiddetin sıfırlanması, çocuğa karşı şiddetin sıfırlanması, insan ticaretinin ortadan kalkması gibi pek çok gösterge var kalkınma göstergesi olarak. Çünkü aslında insan haklarının olmadığı bir yerde kalkınmanın da olmayacağı açık. O yüzden de hani doğrudan bağı buradan bir parça geliyor. Şimdi kalkınma teorilerine hiç girmeye gerek yok. Fakat örneğin yapabilirlik teorisi üzerinden örneğin kalkınmayla ilgili çalışma yapan örgütler daha fazla insan haklarına yakın göstergeler oluşturabiliyorlar. Bu noktada bir hatırlatma gelmiş katılımcılarımızdan ağlarla ilgili, platformlarla ilgili 40 bileşenli dil hakları izleme, belgeleme ve raporlama ağı var. Dil hakları konusunda, teorik çerçeve konusunda çalışıyor. Şu anda göstergeler ve izleme metodolojisi konusunda hazırlıklarını sürdürüyor. Yine etkinizin de desteklediği alanlardan biri bu. Aynı zamanda etkinizin çalışma yürüttüğü en başından beri kuruluş sürecinde desteklediği bir ağ. Süreç göstergeleri nasıl ölçülebilir? Biraz açar mısın Ada? Süreç göstergeleri başta aslında sanıyorum bu süreç göstergelerinden bahsederken kısaca bir iki örnek vermiştim ama şimdi süreç göstergelerinden kastımız devlet yasalar çerçevesinde yapması gereken kurumsal faaliyetleri yapıyor mu yapmıyor mu? Bir çaba gösteriyor mu göstermiyor mudur? Bunların bazılarında örneğin kadına karşı şiddetle alakalı bir izleme stratejisi, kadına karşı şiddet üzerinden bir örnek verirsek, bir eylem planı var mı gibi şeylere bakılabildiği gibi, örneğin kurumların kadına karşı şiddet olduğunda verdiği yanıtlara da dahil olmak üzere gösterdiği tüm çabalar, eğitim faaliyetleri olabilir, kurduğu, desteklediği çalışmalar, yaptığı çalışmalar olabilir, projeler olabilir, ulaştığı kadın sayısı olabilir. O dönemde şiddet gören bir kadın örneğin başvurmuş ve o sayı olabilir. Pek çok bilgiyi süreç göstergeleri üzerinden bulabilirsiniz. Süreç göstergelerinde hani dikkat edilecek temel şey devletin bir çaba gösterip göstermediğini aslında ölçmeye çalışıyorsunuz. Haklarını kullanmak için gerekli ortamı yaratıp yaratmadığını ölçmeye çalışıyorsunuz. Bunu değişik şekillerde ölçebilirsiniz. Çabayı gösterip göstermediğini anlayacak şekilde sorular sorarak. O zaman bir diğer soruya geçelim. Sevgili Işıl Demir Akın'dan. Başta bahsettiğiniz ayrımcılık yasağı ve ayrıştırılmış veriler konusunda dikkate alınması gereken unsurlar neler? Her araç için geçerli olabileceği üzere bu alanda çıkabilecek sorunlar var mı? Var. Şimdi ayrımcılık yasağı uluslararası hukukta çok çok temel bir yasaktır. Bu sebeple de aslında devletler doğrudan kendileri de hani örneğin istatistik toplarken de ayrıştırarak bu istatistikleri toplamak durumundadır. Ama pek çok ülkede bilgiler toplanmıyor. Burada aslında birkaç şeye dikkat etmek iyi olur. Bunlardan bir tanesi en azından eğer
bilgileri ayrıştırarak elde edemiyorsak, bunu söylemek bile örneğin bir ilerlemeye doğru bizi götürebilir. Bu alanda bilgi toplanmasını sağlamak için yetkilileri itekleyebilir. Ya da akademiyi itekleyebilir belki. Bu alanda bilgi toplanmasını, yani ayrıştırılmış verinin toplanmasını sağlamak için araştırmalar yapabilirler. Araştırmalarında bu konuya daha fazla dikkat edebilirler. Bir diğeri de ayrımcılık yasağında hani belli gruplar var. O belli grupları en azından yasalar, yani bu sözleşmelerde geçen belli grupları en azından unutmadan gitmek çok önemli. Bunların arasında hani ayrıştırılacak olan verinin cinsiyete göre ayrıştırılıyor olması, yaşa göre ayrıştırılıyor olması, konuma göre ayrıştırılıyor olması, engellilik durumuna göre, göç durumuna göre, ne bileyim, göç durumundan kastım sadece hani iç göç ya da ekonomik göç değil, mülteci olma, sığınma durumu da dahil. Etnik köken, dil vesaire gibi pek çok alanda aslında ayrıştırma yapılıyor olması lazım. Bazı ülkelerde bu sorun olabiliyor. Örneğin Fransa ve Türkiye'de etnik köken vesaire pek çok konuda bilgi toplanmıyor. Ülkenin yasaları gereği. Böyle olduğunda da aslında hangi grupların hak ihlaline daha fazla uğradığını göremiyoruz. Aslında bu bilgiler hani bireysel bilgileri, insanların bireysel bilgilerini açığa çıkarmak için ya da insanları mühürlemek için yapılan şeyler değil. Genelde ülkeler bunun üzerinden bu ayrıştırılmış veri toplanmasını bazen bazı alanlarda yasaklayabiliyor. Buradaki temel hedef hangi grupların hakları daha fazla ihlal edilmiş onu görmek aslında. Bunun için de aslında bazı ülkelerde daha zor olabiliyor ayrıştırılmış veriyi toplamak. Ama çok hayati önemi var. Toplanmadığında eşitsizlikler, ayrımcılık büyüyerek ilerleyebiliyor. O yüzden çok önemli ve hayati bir konu göstergeler. Çok teşekkürler Adem tüm yanıtlar için. Bu aslında soruyla son sorumuzu da yanıtlamış olduk. Bu vesileyle hem sevgili Adem'e teşekkür ediyoruz, hem Pelin'e teşekkür ediyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyoruz. Etkinizin sosyal medya hesaplarını takip ederseniz, Instagram'da, YouTube'da, Twitter'da her yerde varız. Neredeyse bir sosyal medya fenomeni kadar her köşe başında bir hesabımız var. Şimdi sizlere bağlantılar da geldi. Bizi takip edin, iletişimde kalalım. İnsan hakları izleme çalışmalarınıza destek olmaktan büyük bir mutluluk duyacağız. Sevgiler, iyi hafta sonları. Bu toplantıyı bitiriyoruz. İyi hafta sonları.